Sırada Amerikan basınından özetler var. Pınar Sayar Kızılçalı bugün Amerikan gazetelerinde öne çıkan konuları özetleyecek. Seni dinliyoruz Pınar. Bugün basın özetlerine New York Times ile başlıyoruz. New York Times Başkan Donald Trump'ın geçen yıl Amerikan futbolu takımı San Francisco 49ers'ın yıldız oyuncusu Colin Kaepernick'in ırksal ve sosyal eşitsizliklere dikkat çekmek amacıyla başlattığı sessiz protesto gösterisine verdiği tepkinin yarattığı tartışmalara geniş yer ayırıyor. Gazete Kaepernick'in maç öncesinde çalınan milli marş sırasında ayakta durmak yerine diz çökerek protesto gösterisinde bulunmasının yankılarının giderek büyüdüğünü yazıyor. Habere göre tartışma pek çok sporcunun protestoya katılması ve Başkan Trump'ın bayrağı ve milli marşa saygısızlık gösterdikleri gerekçesiyle bu oyuncuların kovulması gerektiğini söylemesiyle iyice kızıştı. Profesyonel Amerikan futbol ligi NFL oyuncuları Trump'a meydan okuyarak ırk ve sosyal eşitsizlik tartışmasına yeni bir boyut kazandırdı. Trump'ın hafta sonunda gerek Twitter üzerinden gerekse cuma günü Alabama eyaletinde destekçilerine yönelik konuşması sırasında konuya ilişkin verdiği sert mesajlar ve ettiği küfür, basketbol gibi başka dallardan sporcuların, takım sahiplerinin ve taraftarların da tartışmaya katılmasına yol açtı. New York Times başkanların görevinin ülkeyi bölmek değil birleştirmek olduğunu ancak Trump'ın bu görevi yerine getirecek bir başkan olmadığını kaydediyor. Gazeteye göre protesto gösterisinde bulunan sporculara küfürlü bir şekilde hitap eden, sporcuları vatansever olmamakla suçlayan ve bu nedenle kovulmaları gerektiği çağrısı yapan Trump, hırçın, öfkeli ve kavgacı üslubundan taviz vereceğe benzemiyor. New York Times bugün ayrıca Başkan Trump'ın yeni seyahat yasağı kararnamesine ilişkin habere de yer ayırıyor. Gazete İran, Libya, Suriye, Yemen, Somali, Çad ve Kuzey Kore vatandaşlarının çoğunun Ekim ayından itibaren Amerika'ya giriş yapamayacağını bildiriyor. Yeni kararnameye göre Amerika vizesi almak için başvuruda bulunan Irak ve Venezuela vatandaşları ise daha sıkı kısıtlamalarla karşı karşıya kalacak. Sudan'ın seyahat yasağı listesinden çıkarıldığı yeni listeye Çat, Kuzey Kore ve Venezuela'nın eklendiği görülüyor. Yetkililer yeni kararnamenin listedeki her ülkeye özel maddeler içerdiğini kaydediyor. Örneğin İran, öğrenci değişimi programı kapsamında Amerika'ya öğrenci gönderebilecek. Somalililer ise artık Amerika'ya göç edemeyecek. Ancak daha sıkı taramadan geçirilerek turist olarak gelebilecek. Çad, Libya ve Yemen vatandaşlarının ise Amerika'ya göç etmeleri ya da ziyaretçi olarak gelmeleri tamamen yasaklanacak. Bunun nedeni terör ağlarına ev sahipliği yaptıkları bildirilen bu ülkelerin vatandaşlarını sıkı güvenlik taramasından geçirecek yeterli teknik donanıma sahip olmamaları. Habere göre yeşil kart sahipleri ise yeni yasaklardan muaf tutulacak. Washington Post Profesyonel Futbol Ligi NFL'deki diz çökmeli protestolarla ilgili tartışmaların yanı sıra sosyal medya platformu Facebook'un Rusya soruşturmasındaki rolüyle ilgili bir habere yer veriyor. Gazete eski başkan Obama'nın Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ü Facebook'taki sahte haberler hakkında uyarmaya çalıştığını yazıyor. Habere göre Obama, Trump'ın yemin töreninden 2 ay önce 19 Kasım 2016'da Peru'nun başkenti Lima'da yapılan Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği toplantıları sırasında Mark Zuckerberg'ü bir kenara çekti ve Facebook CEO'suna siyasi dezenformasyon ve sahte haberlerle ilgili tehditleri ciddiye alması gerektiğini söyledi. Facebook'un ve hükümetin bu tehditlere yanıt vermesinin şart olduğunu kaydeden Obama, aksi takdirde seçimlerin kötü geçeceği uyarısında bulundu. Zuckerberg ise Obama ile konuşması sırasında sahte haber meselesinin farkında olduğunu söyledi. Ancak bu gibi mesajların Facebook'ta yaygın olmadığını kaydetti ve bu sorunun basit bir çözümü olmadığını öne sürdü. Haberi adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandıran gazete, Facebook'un Rusya kaynaklı dezenformasyon dalgasının ve sonrasında gelen siyasi baskınların ciddiyetini öngörmediğini kaydediyor. Washington Post bugün ayrıca Başkan Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner'ın resmi meselelerle ilgili yazışmalarında özel elektronik posta hesabını kullandığını bildiriyor. Gazete Hillary Clinton'ın özel elektronik posta adresini kullandığı gerekçesiyle kayınpederinin eleştiri oklarının hedefi olduğu bir dönemde Kushner'ın da kendi özel adresini kullanmaya devam ettiğini bildiriyor. Habere göre Kushner Trump'ın Beyaz Saray'a çıkmasından önce açtığı özel elektronik posta hesabını kolaylık olması açısından özellikle seyahat ederken ve kendine ait kişisel dizüstü bilgisayarı üzerinden kullandı. Elektronik posta yazışmalarının üzerinden geçen bir yetkili ise yazışmaların gizli bilgi içermediğini ve kısa süre içinde hükümete ait resmi elektronik posta hesabına yönlendirildiğini söyledi. Yetkiliye göre yazışmaların büyük çoğunluğu haber paylaşımları ve Kushner'ın katılacağı bazı etkinliklere ilişkin ayrıntılar oluşturuyor. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Söz tekrar sende Hülya Polat. Evet, basın özetlerini dinlediniz. Teşekkürler Pınar. Amerikan basınından öne çıkan haberleri hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz.